Babu men zer'a fi ardi kavmin bighayri iznihim. Keyfe hukmuhu fi zalik. Bu bab şu adamın hakkında ki başka birisinin arazisinde gitti, ekin ekti. Onlardan izin almadı. Bunun hükmü nasıldır? Bu ekin kimindir? Eken adamın mıdır? Yoksa arazi sahibinin midir? Mesele nasıl olacak? Bu mesele de ihtilaflı. Ve ma yurva an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi zalik. Bir de bu hususta Resulullah Efendimiz'den ne gibi rivayetler gelmiştir? Bu bapta onu beyan edecek. Haddesena Fehd ibn Süleyman, kâle haddesena Yahya ibn Abd al-Hamid al-Hamani, kâle haddesena Sharik, an Abu Ishaq, an Ataa al-Raki ibn Khadij, ennehu kâle, kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rafi ibn Khadij buyurdular ki, men zer'a zer'an fi ardı kavmin bi gayri iznihim. Bir adam izinsiz başkalarının yerinde ekin ekerse, feleyse lehu minez zer'i şey'ün. O zer'aten, ekmiş olduğu şeyden kendisine bir şey yoktur. Onu alamaz. İzinsizlerden mi? İzinsiz aldığı ektiğinden dolayı mezruat kendisinin değildir. Ve yuraddu aleyhi nefekatuhu fi zalik. Fakat o adam çalıştı, masraf yaptı, masrafını alır. Şimdi bu hadis-i şerifte nefekası ona reddedilir. Nefekasını kim verecek? Esas ihtilaf burada. Bu arazi sahipleri mi onun masrafını verecekler? Ekin onların olacak. Yoksa kendisi o ekini çıkardıktan sonra satacak, masrafını çıkaracak, fazlasını da fukaraya teseddük edecek. Hangisi olacak? Burada iki kavul var. Şimdi hadisin zahirine bakılırsa o adam ekmiş olduğu mezruattan bir şey alamayacak. Yalnız nefekesini alacak. Ve yüreddü aleyhi. Ona reddedilir. Nefekatuhu nefekesi. Fakat kim reddeder? Alır ama reddeden, yani burada bazıları diyor ki arazi sahipleri verirler, ekin onların olur. İkinci kavulde diyor ki hayır. Arazi sahibinin bir dehli yok ki. O kendisi ekini biçer, satar, fazlasını, nefakasını, masrafını çıkarır, fazlasını o karaya verir. Çünkü sahibi yok onun. قال Ebu Cafer فذهب قوم. İmam-ı Tahavi buyurdular ki ulemadan bir kısmı zahip oldular ki ila enne men zer'a fi ardı kavmin. Bir adam bir yerin arazisinde bir kavmin arazisinde ekin ekerse, zer'an ekin ekerse, bi gayri emrihim onların emri olmaksızın izinsiz gitti onların arazilerinde ekin ekti. Kâne zâlike zer'u bu ekin olur. Le erbabil ardi yer sahiplerinin olur. Bu birinci kavmin iddiası. Arazi sahibi o zer'a sahip olur. Ve gârimû lizzâri. O arazi sahipleri eken adama garamet olarak verirler. Mâ enfaka fihi. Onda infak etmiş olduğu tohum almış, amele tutmuş, sürmüş. Onun masrafını verirler. Ve ihteccu fî zâlike bi hâdel hadis. Bu hadis ile de ihticac eylediler. Bunu da delil getirdiler. Fakat delil getirdiler ama hadiste bir serahat yok ki. Eken adam için mezruattan bir şey yok. Ekin arazi sahibinindir diye hadiste yok ki. Mutlak olduğundan dolayı içtihat mehalli oldu. Bir kısmı ne dediler? Dediler ki arazi sahibinindir. Bu ekin arazi sahibinindir. Arazi sahibi onun masrafını çeker. Ve halefem fi zalike aharun. Ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki eshabul ardi bil hıyar. Yer sahipleri muhayyerdirler. İnşa'u dilerlerse hallu beyne zari' ve beyne ahfi zer'ihi zalik. İsterlerse o eken adam ile ekmiş olduğu ekini serbest bırakırlar. Ekmiş olduğun ekin senin derler. Ve garimu lizzari' eken adama da garamet olarak verirler. Ma enfeke fihi onda yapmış olduğu masrafı verirler. Bu adamlar mı? Ashabular da bil hıyar. Ben atladım. Fekalu dediler ki ashabular da bil hıyar. Yer sahibi muhayyerdir. İnşa'u hallu beyne zari ve beyne ahfi zer'i zalik. Arzu ederlerse eken ile o ekinin arasını serbest bırakırlar. Ekin senindir derler. Ek, mehsulun al derler. ve daminuhu, o adama damin olurlar bi nuksani ardihim, yerlerinin noksanını. Ekin sebebiyle yere bir nakise gelmiş de, zarar gelmişse o zararı ona tadmin ettirirler. Ve dammenuhu, daminuhu değil. Ve dammenuhu, tadmin ettirirler. Bi nuksani ardihim, yerlerinin noksanını tadmin ettirirler. İnkâne zer'uhu zâlik, o adamın ekini oldu ise, katnakasel arda şeyen, yere bir noksanlık verdiyse. Hani bazı mesruat vardır ki o ekildi mi o tarlanın kuvvetini alır, ona bir zararı olur. Böyle bir şey olursa o noksanı ondan alırlar. Ve inşa'u, yok dilerlerse men'u zâri'a min zâlik, o ekinden men ederler. Ekin ekmiş ya, elin çek bu ekinden derler. Ve garimu lehu kıymete zer'ihi zâlik, onun ekininin kıymetini verirler. Adamın elini çektirirler. Fakat ekmiş. Ekmiş öyleyse bu ektiğin mezruat neyse onun kıymetini biz sana verelim. Ama ne olduğu halde? Meklu'en, çıkarılmış olduğu halde. Mesela ne olmuş o? Ot olmuş. Onu koparırsalar, ot yaparlarsa ne kadar para tutar? İşte onu verirler. Şimdi oldu iki kavim. Birinci kavle göre arazi sahipleri alırlar, onun masrafını verirler. İkinci kavle göre hayır. Arazi sahipleri muhayyerdirler. İsterlerse bırakırlar, adam serbest ekinini alırlar. Yalnız arazide bir noksanlık varsa onu tadmin ettirirler. Yok isterlerse men ederler. Derler ki buraya ne ektinse çek kopar, parası ne kadarsa onu verelim. O çekip kopardıktan sonra kıymeti neyse onu verirler. وَقَدْ كَانَ لَهُمْ مِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكِ, bu ikinci firke için olan hüccettendir bu meselede. Enne hâzel hadis, bu hadis kadruviyan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ala gayri ma zekeruhu fi zalik, bu mesele hakkında rivayet ettiklerinin gayrisi üzerine. Diyor ki bu hadisi böyle rivayet ettiler. Halbuki hadiste lafızlar başka türlü, başka şekilde rivayet edildi. Ve huve, o başka türlü rivayet edilen de kemâ kad haddesena Ahmad ibn Abi Imran, Ahmad ibn Abi İmran'ın rivayet ettiği gibi. قال حدثنا Abu Bakr ibn Abi Shaybah. قال حدثنا Sharik an Abi Ishaq. Yine bak Sharik Ebu İshak'a çıktı. Fakat Hammani değil de bu ibn Abi İmran rivayet ediyor. An Ataa al-Raki ibn Khadij. قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki men zer'a fi ardi kavmin bi gayri iznihim, izinsiz bir adam geçse başkalarının yerinde ekin ekse فَلَهُ نَفَقَتُهُ, onun nefakası var. Bu eken adamın masrafı neyse masrafını alır. وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ, mezruattan bir şey alamaz. Bak hadisin nefsi başka türlü rivayet edildi. Bir adam izinsiz başkalarının yerinde ekin ekerse masrafını alır. Mezruatı alamaz. Masrafını kimden alacak? Bu da mutlak. Arazi sahiplerinden demiyor ki. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ اِذَا يَحْيَ بْنَ آدَمْ عَنْ شَرِيكٍ وَقَيْسٍ جَمِيعًا. Bu hadis-i şerifi Yahya ibn Adam, Şerik'ten ve Kays'ten, her ikisinden de rivayet eyledi. اَنْ اَب۪ي اِسْحَاكَ, Ebu İshak'tan. وَذَكَرَهُ عَنْهُمَا فِي كِتَابِ الْخَرَاج. Kitab al-Kharaj'ta onlardan zikreyledi yine hadis-i şerifi. Kema kad haddesena İbn-i Ebi İmran'ı, İbn-i Ebi İmran'ın rivayeti gibi rivayet eylediler. La kema kad haddesena Fehd ibn Süleyman, Fehd ibn Süleyman ki birinci rivayet sahibi, onun rivayeti gibi değil. Bu ikinci İbn-i Ebi İmran'ın rivayeti gibi rivayet eylediler. Öyleyse hadisin manası ne oldu? فَمَعْنَا هَذَا الْحَدِيسِ عِنْدَنَا, bizim indimizde bu hadisin manası. غَيْرُ مَعْنَا مَا رَوَى الْحَمَّانِي, Hammani'nin rivayetinin gayrısı oldu. لَأَنَّ مَا قَدْ رَوَى الْحَمَّانِيُّ هُوَ قَوْلُهُ, Hammani'nin rivayet ettiği ki فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ, o adam o mezruattan bir şey alamaz, ona bir şey yoktur. وَيُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتْهُ فِي ذَلِكِ, fakat bu hususta masrafı neyse o kendisine reddolunur. Hammani'nin rivayetinde bu var. فَوَجْهُ ذَلِكِ, bunun veçi nasıl olur? enne gayrehu veken adamın başka birisi yu'tihin nefeke o nefekeyi ona verir. Elleti kad enfekaha fi zalik. Yapmış olduğu masrafı başka birisi ona verir. Feyekûnu lehu zer'u. Bu vakitte masrafı kim verirse zer'e de onun olur. Başka birisi verecek de onun olacak. La bima yu'ta min zalik. Yoksa ondan verilen şey sebebiyle değil. Burada illahi bir mana çıkaramadım. La bima yu'ti min zalik. Yu'ta min zalik. La bima yu'ti min zalik. O nefakeden vermiş olduğu şey dolayısıyla ekine sahip olmuyor. Ya o adam ek izinsiz yaptığından dolayı mezruatın sahibi yok. Kendisinin yalnız nefakesi var. O nefakayı kimden alacak bu? Başka birisi verecek de ekin onun olacak. Bu ise diyor, bu hâdâ muhâlun indenen, bu bizim indimizde muhaldır. لَاَنَّ النَّفَقَةَ الَّتِي قَدْ اُخْرِجَتْ ف۪ي ذَٰلِكَ الزَّرَعِ O zer'i, yani ekin, ekliye, bu hususta ihraç olunan nefaka, yapılan masraf, لَيْسَتْ بِقَائِمَةٍ Kaim değildir. Yani elde değil o. وَلَا لَهَا بَدَلٌ قَائِمٌ Onun kaim olan, elde olan bir bedeli de yoktur. وَذَٰلِكَ اَنَّهَا اِنَّمَا Düfiat fi ecri ummalin ve gayri zalik. Ameleye vermiş, başka masrafa vermiş budur. Mimma kad fealehu muzari'u lehu li nefsihi. Oraya eken adam kendi nefsi için ekti ya, amele tutmuş, masraf etmiş, onlara vermiş. Elde mevcut, kaim olan bir şey yok, bedel yok. Festehale en yetibe lehu zalikel arabbilar. Bunu yer sahibine vacip kılalım, gel sen bunun masrafını ver. Bu muhaldır. Mal sahibi ona dedim ki git amele tut da benim erazimi ek. Belki parası yok. Kimin? Mal sahibi. Mal isterse olsun. Mal sahibi ona dedim ki git benim masrafa sok. Masrafa sok demediğinden dolayı küzülü bir adam gitmiş yerini ekmiş. Şimdi gel sen, bu masrafı sen ver. Ben niye vereyim? Ben sana ekledim mi? Yok. Ne diye benden masraf istiyorsun? Bu ekim benim değil. Ekmeyeydin. Şimdi adamdan gidip de diyor bu ekin ekildi. Bu da şer'i olmadı. Fakat bu adamın burada masrafı var. Amele tutmuş, öküz getirmiş, masraf etmiş. Bu masrafı yer sahibine sen ver. Ben karışmamdır. Ben ona demedim ki. Evet. O icbar edilmez. Yer sahibinden para alınmaz. İlla bi'ivadin yeteavvaduhu minhu rabbul ardı fizalik. O parayı verecek de onun karşılığında bir ivaz olursa para verecek. Karşılığında ne var? Hiçbir şey yok. Arazi sahibi karşılığını almıyor ki hem masrafını çeksin. Adamın ne kadar masraf yapmış? 1000 riyal, 1500 riyal, 2000 riyal masraf yapmış. Yer sahibi o parayı verecek. Karşılığında ne alacak? Hiçbir şey. Bu muhaldir diyor. Onun için bu türlü mana verilmez. Velakinne aslal hadisi indena vallahu alem. Hadisin aslı. La ala ma kad revahul Hammani'yu fi zalik. Hammani'nin rivayet ettiği şekilde değil. Öyleyse Ebu Bekr ibn Ebu Şeybe'nin rivayeti üzerine mana verilirse ve vechü zalike indena. O vakitte bu hadisin bizim indimizde vech'i manası şu şey üzerinedir ki ala enne zari'a la şey'e lehu fi zara. Eken adamın o zeriyede, o mezruatta hiçbir hakkı yok. Öyle hak ki yahuduhu li nefsihi, kendi nefsine alacak hakkı yok. Feyemlikuhu kema yemlikuz zer'u lezi yezra'uhu fi ardı nefsihi. Kendi arazisinde ekmiş olduğu mezruatı ekiyor, ona nasıl sahip oluyorsa burada da bu şekilde sahip olsun, bu yok. Bir adam kendi arazisini ekerse o mezruat kendisini. Bu da öyle olur mu? Yok. Bu adam kendi nefsi için ekmiş ama başkasının arazisini ekmiş. Ona sahip olamaz. اَوْ فَاَرْضِ غَيْرِهِ مِمَّنْ قَدْ اَبَاحَ لَهُ الزَّرْعَ ف۪يهَا Yahut da başka birisinin arazisine adam müsaade etmiş. Onu ekmiş. Ondan çıkarmış olduğu mezruat ekin kendisinindir. Bu izinsiz ekmiş olduğu mezruat o kendisinin değildir. Ne olacak? Mezruat kendisinin değil. İzinsiz bir araziyi ektiğinden dolayı o mezruat kendisinin olmuyor. Ona malik olamıyor. وَلَاكِنَّهُ يَأْخُذُ نَفَقَتَهُ وَبِذْرَهُ Bu adam zarar mı çeksin? Yok. ondan yapmış olduğu masrafı alsın, nefakasını, bir tohumunun parasını alsın. Gerisi ve yetesaddeku bima bak. Kalanını da sadaka versin. Demek ki o mezruat sahibi onu kemale erdirecek. Ondan sonra hasat vakti hasadı çıkaracak. Götürüp onu satacak. Tohumunun masrafını alacak. Kendisinin çalıştırdığı emele masrafını, kendi yemiyelerini alacak. Fazlasını da fukaraya sadaka verecek. Yoksa ekin kendisinin değil. Mal sahibine de al bunu da bana para ver diyemez. Hakeza ve şuhadel hadis indena fi zalik. İşte bu hadisin veç manası böylecedir bizim indimizde. Vallahu alem. Allahu alem yani böyle. Çünkü hadis mutlak olduğundan iki tarafa da mana verilebiliyor. O tarafa da çekiliyor, bu tarafa da çekiliyor. Fakat arada mal sahibini getirip de habersiz adam ekiyor, ondan sonra da getirip adamı borca sokuyor. Haydi benim masrafımı ver. Ekim benim değil ama masrafı sen vereceksin denilmez. Öyleyse ne olacak? Kendi masrafını çıkarsın, fazlasını da sadaka versin. Fakat zekere zalike Yahya ibn Adam en Hafs ibn Gıyas'ıydı. Bu hadisi şerifi Yahya ibn Adam da böyle zikrediyordu. Bu bir delil. Ve mined delile ala sihhati zalikeydi. Bizim verdiğimiz bu mananın sıhhatine delalet eden rivayetlerdendir. Ma kad haddesena Sulayman ibn Shuayb. Süleyman'ın rivayet etmiş olduğu hadis. Kale haddesena Abi an Ebi Yusuf an Muhammad ibn Ishaq an Yahya ibn Urvah ibn al-Zubayr an racülün min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ne diyor? An Yahya ibn Urvah ibn al-Zubayr. Orada bir kelime noksan. An abihi, Zübeyr'den sonra an abihi yazın. An abihi. Yahya Urve'nin oğlu. Hazreti Zübeyr'in oğlu, Urve'nin oğlu Yahya. Yahya rivayet ediyor kimden? An abihi, babası Urve'den. O da an racülün min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ashabından bir adamdan. Rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kad kal. Peygamber Efendimiz buyurdular ki inne men ehya ardan meyteten. Ölü bir araziyi bir adam ehya ederse yani sahibi yok, kimse ekip biçmiyor, istifade edilmiyor. Bu adam bunu emar eder, ehya ederse fehye lehu. O yer onundur, kendisinindir. Ve leyse li irki zalimin hakkun. Zalim bir adam için hak yoktur. Bir adam gelir illa bunu ben çekip senin elinden alacağım hakkı yok. Çöl bir arası adam ehya etmiş onundur. Başka birisi gelir alırsa o zalimdir. Kale Urve felakat haddeseni hazer racül ve ashabtan olan o zat rivayet eyledi. Ellezi kad haddeseni bu hadel hadis. Bu hadisi rivayet eden o zat ki ennehu ra'a nahlen. Hurma ağaçlarını gördü ki yukte usuluha bil fus. Balta ile kökünden kesiliyor. Bunu gördü. Adam gitmiş başkasının arazisinde hurma ağacı yetiştirmiş. Mal sahibi de gelmiş. Benim arazimde sen niye ağaç yetiştirdin? Onun kökünden kesmiş ağaçlarını kaldırmış atmış. Bunu gördük görmüş. Ve kad haddesena Abu Bakr'te. Kale haddesena Abu Amir ad-Dariri. Kale haddesena Hammad ibn Salamah. Muhammad ibn Ishaq. An Yahya ibn Urve. An abihi. An racülin. Min Bani Beyada. Urvah ibn Zübeyr'in rivayeti eylemiş adam da Bani Beyada'dan bir kabilenin ismi Bani Beyada. En Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem binehvi zalikeyde. Aynen bu hadisi şerif gibi rivayet eyledi ki bir adam ölü araziyi ihya ederse onundur. Efela tera enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen görmez misin ki Peygamber Efendimiz kat emir buyurdu. Dikkat inna nakhlil ma'rusi fi gayri hakkı. Hakkı olmayan bir arazide hurma ağacı diktiğinden emretti ki bunları kesin. Ba'de ma kad nebete fil ardı. O hurma ağaçları orada bittikten sonra bitmiş, tamam olmuş. Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Haksızdır bu adam. Hurma ağaçlarını kesin atır. Ve lem yec'alhu li erbabil ard. Resulullah Efendimiz o hurma ağaçlarını yer sahibine kılmadı. Ve bunlar yer sahibinin olsun da bu da masrafını ödesin dedi mi? Yok ya hurma ağacını kesin atın dedi. Feyucibe lerbabilerdir. Feyucibe aleyhim garme ma enfeqa fihi. Yer sahibinin olsunlar da Yer sahibi de bunun masrafı neyse bunu versin, böyle yapmadı. Ya hurma ağaçlarını kestirdi, öyleyse bu mezruat da böyle. Mezruat da çekip yolacak, onun yolduktan sonra masrafı neyse onu alacak. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَلَا اَنَّ الزَّرْعَ الْمَزْرُوعَ فِي الْأَرْضِ Başkasının yerinde ekilen erazi ehra daha layıktır ki yekûne kezarik. Böyle olan. Hurma ağacı kesilirse ekin evla bittirir. Ve en yukul azalik o zer'i kal edilen yoluna feyudfe'a ila sahibi zer'i zer'i sahibine def edilen. Yani eken adam işte senin bu işte ot götür satı yaparsın. Kennehrilleti kad zekernâ zikrettiğimiz hurma ağaçları gibi. O arazidan hurma ağaçlarını kesip kime verecekler ağaçları? Diken adamı. İlla en yeşâ'e sahibul ardı illa yer sahibi arzu ederse en yemne'a min zâlik. Bundan men ediyor. Yok, kesmeyin. O ekini yolmayın. O hurma ağacını kesmeyin. Ben kıymetini vereyim derse o başka. Ve ya'rime kıymete zer'i ve nâhli. Ekinin kıymetini vereyim bana kalsın. Yahut hurmaların kıymetini vereyim bana kalsın derse caiz. Ne oldu evet? Ve yarime kıymete zer'i ve nâhli. Fakat o ekinin, o ağacın kıymetini kesmeyin ben vereyim derse o yerinde sabit olduğu halde mi kıymet koyacaklar? Yoksa ağaç kesilmiş, ekin yolunmuş halde mi kıymet koyacaklar? Diyor ki menzu'ayni meklu'ayni. Bu ağaç kesmeyin. Fakat kesilirse, pazara giderse ne kadar tutar? Ha şu kadar al. Peki bu ekini yolmayın. Ama yolunsa, pazara giderse ne kadar tutar? Şu kadar al. Parasını verir, ekin kalır. Feyekûn zâlike lehum. O vakitte arazi sahibi arzu ederse bu şekilde. Yalnız o eken adam yahut ağacı diken adam onun ölmüş parasını alıyor. Ağaç ölmüş, ekin ölmüş o parayı alıyor. İsterse bizzat ağacı ekini alsın götürsün, istersen kıymetini alsın. وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَٰلِكَ اَيْضًا وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ ذَٰلِكَ اَيْضًا Bizim bu zikrettiğimiz hükme delalet eden rivayetlerdendir. مَا قَدْ حَدَّسَنَا İbrahim ibn Marzuq قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو عَاسِمْ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ وَاسِلِ ibn Abi Jamil عَنْ Mujahid قَالَ İmam Mujahid dediler, buyurdular ki İştereke erba'atü neferin ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimizin zamanında 4 adam ortak oldular. Fekale ahadühüm aleyyel bidru. Birisi dedi ki tohum benden. Ve kâle lâkharu aleyyel amel. Birisi de dedi çalışmak benden. Oldu ki. Ve kâle lâkharu aleyyel ardu. Üçüncüsü dedi ki yer de benden. Ben de araziyi vereceğim. Ve kâle lâkhar. Dördüncüsü de dedi ki aleyyel feddan, öküz, ekecek aletler, bunlar da benden. 4 kişi ortak oldular. Fezera'u sümme hasadu. Ektiler, ondan sonra kemale erişti, ekini biçti, topladılar. Sümme etevün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi Peygamber Efendimiz'e sordular ki, ya Resulallah biz böyle bir ortaklık yaptık. 4 kişi ekin ektik. Birisinden tarla, birisinden tohum. Birisinden amel, birisinden de öküz ve edevat. Bunu nasıl taksim edeceğiz? Buyur, فَجَعَلَ الزَّرْعَ sallallahu aleyhi ve sellem ekini verdi لِسَاحِبِ الْبِذْرِ tohum sahibine. Tohum kimin ise ekin onundur buyurdu. وَجَعَلَ لِسَاحِبِ الْعَمَلِ اَجْرًا Birisi de çalıştı. Çalışan adama da ücret verdi. O adamın ücreti neye çalışır onun misli adamlar? Kendi mislinin ücretini alır dedi. Ve ceale li sahibil feddani dirhemen fi kulli yevm. O öküz alet sahibine de her gün için bir dirhem. Onun öküzleri, aletleri ne kadar çalışmışsa, kaç gün ise her gün için bir dirhem kıldı. Bir dirhem alırsın dedi. Ve elgal erde fi zalik. Yer sahibinin hiçbir şey yok dedi. Yer sahibinin hiçbir şeysi yok. Bu İmam Mücahid bunu rivayet ediyor. Demek ki yer sahibi bir şey alamıyor. Efela tera enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen görmez misin ki Resul-i Ekrem Efendimiz lemma efsede hâzihil müzâra bu müzâreyi ifsad etti. Bunlar ortak oldular ki mehsulü ortadan bölecekler. Her birisi 1/4 alacak. Peygamber Efendimiz buyurdu ki hayır, bu akit fasittir. Bu sizin yapmış olduğunuz bu şeraket fasidedir. Ne olacak? Tohum sahibi ekini alır, öküz sahibi yevmiye 1 dirhem alır, öteki çalışan adam da kendi ücreti mislini alır, yer sahibine hiçbir şey yok. Nem yece'ali zer'ali sahibiler. Peygamber Efendimiz yer sahibine ekini verdi mi? Vermedi. Bel kad cealehu li sahibil bidri. Belki tohum sahibine verdi. Şimdi İmam Mücahid işte bu gibi hadisleri gördüğünden eraziyi 1/3, 1/4 mukabilinde kiraya vermek caiz değildir, mekruhtur dedi ki bundan. İmam Ebu Hanife'nin reyi de bu ya. Evet. وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اَيْدَ Yine bu hükme delalet eder. مَا قَدْ حَكَمَ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَتَابِعُوهُمْ مِنْ بَعْدِهِ Resulullah Efendimiz'den sonra ashab-ı kiram ve tabi'in-i kiram hüküm verdiler. Onların hükümleri de delalet eder bizim dediğimiz bu davaya. Fîmen bir kimse hakkında verdikleri hüküm ki bena fî ardı kavmin bir cemaatin arazisinde gitti bir bina yaptı. Bi gayri emrihim onlardan izin almaksızın, emri olmaksızın orada yaptı. Binaen bir bina. Onlar nasıl hüküm verdiler? Şimdi onu beyan ediyor. Haddesena Ebu Bekir'e kâle haddesena Abu Amir ad-Dariri kâle akhberana Hammad ibn Salamah enne Amir el-Ahvel akhberahum an Amr ibn Şuayb enne Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu kâle Abdullah Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki fi raculin bena fi darin binaen gitti birisinin yerinde büyük arsaları var orada bir bina yaptı. Sümme ca ehluha festahakkuha sonra o yerin bina yaptığı o arsanın sahipleri geldi dediler ya sen burada yer yapıyorsun bura bizimdir hakkımızdır dedi dava etti aldılar. Hazreti Ömer dedi ki peki bu bina yapıldı bu yerin sahipleri de başkaları bunlardan izinsiz bu evi yapmış nasıl hükmedeceksin? Kale Hazreti Ömer buyurdu ki inkâne benâ bi emrihim onların emriyle yaptı ise onlardan izin istedi onlar da yap dediler ise فَلَهُ نَفَقَتُهُ Onların izniyle yaptığında ne? Ben bu binayı yaptım. Bu binanın masrafı şu kadardır. Verin benim masrafımı. İstemiyorsunuzsa masrafımı verin, masrafını alır. Çünkü onların izniyle yapmıştı. وَاِنْ كَانَ بَنَا بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ Yok onlardan izinsiz, habersiz bina etmiş ise فَلَهُ نِقْدُهُ O vakitte sökmesi. Sökecek, onun enkazını alacak. Başka bir şey yapamaz. Onlar izin vermediler. Sen geldin bina yaptın. Öyleyse sök de enkazını al. Söker enkazını alır. Başka bir şey isteyemez. Yok eğer onlar izin vermişlerse o evin yapılması için ne kadar masraf olmuşsa o masrafın hepsini alıp verirler. Çünkü onlar izin vermiş. Onların hepsini alır. Bu ev neye kadar yapılır? 10.000, 20.000 hepsini alır. Yok izin vermemişlerse söker enkazını alır. وقد حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عوانة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثله. Abdullah bin Mesud'dan da aynı hadisi şerif rivayet eyledi. Ona da böyle bir ad gelmiş fetva sormuşlar. O da böyle cevap vermiş. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا أبو عوانة عن جابر الجعفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح مثل ذلك سواء. Kadi Şureyh'den de böyle rivayet olundu. Şimdi Ashab-ı Kiram'dan Hazreti Ömer, Abdullah bin Mesud, tabiinden Kadi Şureyh, bunların da rey vermiş oldukları rey böyle. وَقَدْ حَدَّسَنَا أَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَمَرَ الضَّرِيرِ قَالَ وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ أَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللّٰهُ خَلِيفَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَدْ كَذَبَ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ Böylece yazdı. Fî men benâ fî dâri kavmin. Bir cemaatin arsasında bina yapan adam hakkında yazdı. Ve fî men garase fî ardı kavmin. Başka birisinin arazisinde ağaç dikti. Onun hakkında yazdı. Bimisli zâlike eylâ sevâen. Eylem bunun gibi müsavi olarak yazdı. Yani dedi ki her kim habersiz evi yapmışsa, habersiz ağaç dikmişse onun nüksi. Yani evini bozar, enkazını alır, kurmasını keser, ağacını alır. Yok adamlar izin vermişse O ev kaça çıkmış, bu ağaç da öyle dikili olduğu halde kıymetini ise onun kıymetini alır. Efela tera, sen görmez misin? Ennehum cemi'en, bunların hepsi kad cealun nıqda li sahibil bina. Engazi kime verdiler? Bina sahibine verdiler. Bina sahibine dediler ki sök engazını al. Ve lem yecealuhu li sahibil ardı. Yer sahibine vermediler. Fezzer'u fin nazari idâ kezalik. Zere de böyle şeydir. Bir adamın yerinde gider ekerse o zere yer sahibinin olmaz. Ya o zer'i yolar çıkarırsın, işte senin odur, o yoldur. Ot mu yaparsın, ne yaparsan yap. وَالَّذ۪ي قَدْ حَمَلَنَا عَلَيْهِ وَالَّذ۪ي قَدْ حَمَلْنَا عَلَيْهِ مَعْنَا حَد۪يسِ Rafi ibn Khadij. Rafi ibn Khadij'den rivayet edilen hadisin manasını biz hamleyledik. اَلَّذ۪ي قَدْ رَوَيْنَهُ فِي هَذَا الْبَابِ. Bu babda rivayet eylediğimiz o hadisi, evet, o hamleylediğimiz mana, onu tefsir etti ki o mana evla, daha evladır. Mimma kad hamelehu aleyhi men kad halefena. Bize muhalif olanların hamletmiş olduğu manadan ise bizim vermiş olduğumuz mana daha evladır. Liyettefika zalik. Niçin daha evladır? Eğer bizim dediğimiz gibi mana verilirse ittifak eder. O hadis ittifak eder. Ve ma revahu reculul beyadiyyum. Beni Beyada'dan olan Resul'ün rivayet etmiş olduğu hadis, ikisi birleşir, ittifak etmiş olurlar. O Beni Beyada'dan olan kimsenin de rivayeti kimden? En Rasulüllah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den. Ve la yetedaddani fi zalik. O iki hadis birbirine zıdd olmaz. Eğer bu şekilde mana verilirse. وَقَدْ رَوَيْنَا رَافِ اِبْنِ خَدِيجٍ فِي بَابِ الْمُزَارَعَةِ. Bab-ı Müzara'da Rafi ibn Khadij'den rivayet eyledik. اَلَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ. Bu babdan bir bab evvelkinde. اَنَّ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rafi ibn Khadij dedi ki Peygamber Efendimiz قَدْ مَرَّ بِرَجُلٍ, bir adama yürüdü, uğradı ki يَزْرَعُ لَهُ, kendisi için ekin ekiyordu. فَسَأَلَهُ عَنْهُ, o adama sordu o ekinden. Kim için ekiyorsun? فَقَالِ هُوَ زَرْعِي, ekim benimdir. Ben kendime ekiyorum dedi. وَالْاَرْضُ لِعَالِ filan, yerde filan keslerindir. Filan adamların yeri, fakat ekini ben ekiyorum. وَالْبِذْرُ مِنْ قِبَلِ, tohum benden. Tohum kendisinden, amel kendisinden, yer de başkasından. Ben böyle yapıyorum. بِنِسْفِ مَا يَخْرُجُ, çıkan şeyin yarısı mukabilinde. Yarısını ben alacağım, yarısını da yer sahibine vereceğim. Evet. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ona dedi ki Erbeyt, sen ribaya girdin. Erbeyt. Hud nefakatek. Nefaka ne al? Sen böyle yarı yarıya yaparsansa bu riba olur. Sen ne kadar çalıştınsa, bir de ne kadar tokuma verdinse bunu alırsın. Ya gerisi kimin olur? Riba ettin sen. Kendi nefakanı al diyor. Nefakasını alır. Şimdi yukarıda okuduk diye. Nefakasını kimden alacak? Yer sahibinden mi? Ya birinci mezhebe sahip olanlar dediler ki art sahibinden alacak. Sonra onu dedi ki yok, art sahibinin ben git ek masrafımı ben veririm, böyle bir şey dediği yok. Adam zorundan da masrafa sokamaz. Bu o manaya değil. Yani bu ekini kemale erdir. Bunu biç. Ondan sonra ekini götür sat. Kendi masrafın neyse masrafını al. Gerisini de sadaka et. Mana budur. İşte o iki hadisi telif için böyle mana verdi ona. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ عَلَى مَعْنَا خُذْ نَفَقَتَكَ مِنْ رَبِّ الْاَرْضِ. Bu hadisin manası git, yer sahibinden nefekeni al. Bu manaya değil. لَأَنَّ رَبَّ الْاَرْضِ لَمْ يَمُرْهُ بِالْاِنْفَاقِ لِنَفْسِهِ. Yer sahibi demedi ki git kendi kendine orada ekinek. Masrafı da benim hesabıma yap, böyle bir şey emreylemedi. Velakin ma'na zalik, bu hadisin manası huz nefakateke, sen masrafını al, mimma kad harace min hâdez zer'i, bu ektiğin ekinden kendi nefakeni al, çıkar, ve tasaddak bima bakiye, baki kalanını da sadaka ver. O da ne vakit olacak? Ekin kemale erecek, onu getirecek, düğecek, çıkaracak, satacak. bir deni var, samanı var. Onu sattıktan sonra ne kadar para elde ettiyse kendi nefakasını hesap edecek. Kendi yevmiyesini, öküzünün yevmiyesini, tohumunun masrafını hesap edip ondan alacak. Geriye kalan ziyadeyi de masraf edecek, sadaka edecek. Manası bu. فَمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَافِعٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Rafi ibn Khadij'den rivayet eylediğimiz hadis ki o da Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi. فِي مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ başkasının yerinde ekin, ekmek hakkında, ekenler hakkında rivayet eylemiş olduğu hadis. وَقَدْ جَعَلَ لَهُ نَفَقَتَهُ كَذَلِكَ اِذَا Onun nefakasını de böyle kıldı. Başkasının yerinde ekerse o ekinden kendi nefakanı al, diğerini ziyadesini sadaka et. Evet. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا الْبَابِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ İşte bu üç imamın kavli de budur. Ama yukarıda geçti ne dedi? Bir adam kendi gönlüyle ortak yaparsa onda ihtilaf var. Adam dedi ki ittifak etti. Yer benden olsun, emek tohum senden olsun. 1/3 yahut 1/4 üzerine yap. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed tecviz ettiler. İmam-ı Azim tecviz eylemedi. Ha, buradaki hayır. Adamla ittifakı yok. Adamın erazisinde adamdan habersiz gitmiş, ekmiş. Bunda ihtilaf yok. İmameyn de İmam-ı Azim'le beraber ki o kimin olur? O ekliği tohum. Yer sahibinin olur mu? Yok. Kendisinin olur mu? Yok. Ya ne olacak? O adam o ekin kemali geldikten sonra satacak, kendi masrafını alacak, gerisini de sadaka verecek. Bunda ihtilaf yok. İmamların üçü de bir. Efendi Hazretleri, mesela Cidde'de büyük bir araziyi bir tüccarın birisi diyor ki sen bana diyor bu araziyi verirsen ben diyor buraya amara yapacağım. 20 senelik yani gelecek ticaretini ben alırım. Ondan sonra bu senin olsun diyor. O başka, o ittifak başka. Bu habersiz birinin yerinde gider yer yaparsa. Habersiz adamlar arasında gittin gece kondu ev yaptın. Ha, hüküm nedir? Hüküm diyor ki o adamdan habersiz yaptığından şer'en o adamın enkazını çekaldır. Mahkeme öyle yapıyor ya burada. Enkazını çeker o kadar. Yani ama adamla pazarlık ettinse adam dedi ki yap da otur. Ondan sonra da razı olmadı. Ben sana izin verdim ama şimdi razı değilim. Ha, o vakit izin verdiğinden dinle. İzin verdiğinden dolayı ben burada bina yaptım. Binanın masrafını ver sonra ben çıkayım. Çünkü senin izninle çıktım. Ama senin dediğin o başka icarini. O başka ona masraf edecek. Ondan sonra 20 senede o masrafı çıkarmak için onu icareye verecek. 20 seneden sonra o adamın hissesini verecek. Yani yok hayır diyor ki 20 sene sonra diyor bu şey senin olsun diyorum. Amara senin olsun. He, o başka. Amara 20 sene ben istifade edeyim. Ondan sonra senin olsun. O bu okuduğumuz bahisten değil o.